Kutsal Roma İmparatoru ve Kutsal Roma İmparatorluğu kavramları Charlemagne'den sonra pek fazla dayanamadı. Charlemagne'in ölümünden sonra 9. yüzyıl boyunca imparatorluk sürekli parçalandı. Varisleri onun unvanını devam ettiremedi. Derken 10. yüzyıla gelindi. Burada da görebildiğiniz gibi Charlemagne'in imparatorluğu artık parçalanmıştı. Batı Frank Krallığı e, ee, birebir aynı olmasa da bugünkü Fransa'yı andırmaya başlamıştı. Doğudaki üçte ikilik kısımsa artık Otto adında bir Alman kralının yönetimindeydi. Otto, koruma sağlayabildiği yani güçlü olduğu için kutsal Roma İmparatoru tacına layık görülmüştü. Bunu önemli kılan şeylerden biri şuydu. Bu, Roma İmparatorluklarının varisinin Bizans İmparatoru değil, kutsal Roma İmparatoru olduğu anlamına geliyordu. Ve Otto, 1806'da Napolyon Bonapart tarafından mağlup edilmelerine kadar devam edecek bir Kutsal Roma İmparatorları Hanedanı yaratmayı başardı. Ve Kutsal Roma İmparatorluğu, ki Voltaire'in meşhur bir sözü vardır, ne kutsal ne Roma ne de imparatorluk der bu imparatorluk için, tarih boyunca çeşitli şekillerde bölünmüştü. Farklı özellik seviyelerine sahip çok sayıda krallığa ayrılmıştı. Fakat Otto'nun hükümdarlığı sırasında birlik sağlandı. 11. yüzyıla gelindiğinde Doğu ve Batı arasındaki ayrım daha da belirgin hale geldi. Hatırlayacaksınız, Batı ve Doğu psikopozları arasında süre gelen Hristiyanlığın psikopozu kim olacak mücadelesinden bahsetmiştik. Roma İmparatorluğu'nun gerçek varisi kim sorusuna değindik. Latin Yunan rekabetini daha önce konuştuk. Artık nüfus sahibi olan ve Batı'yı takip eden Cermen krallarından söz ettik. Filiyok kavramını hani oğuldan anlamına gelen filiyok kavramını masaya yatırdık. Ancak meselenin tamamı bunlardan ibaret değildi. Tüm bunların üstüne bir de mayalı ve mayasız ekmek ayrımı söz konusuydu. Ekmek batıda Hazreti İsa'nın bedeni olarak görüldüğü için kutsal sayılıyordu. Hazreti İsa son akşam yemeğinde mayasız ekmek yediği için onlar da mayasız ekmek kullanıyordu. Doğudakilerse hayır diyordu. Biz mayalı ekmek kullanmaya karar verdik. Böylece hali hazırdaki gerginliklere bir yenisini daha eklemiş oldular. Aslında esas mesele sen bana ne yapmam gerektiğini söyleme hakkına sahip değilsin meselesiydi. 1053 yılında Konstantinopolis'teki Latin kiliseleri Konstantinopolis Patriği Serularius tarafından kapatıldı. Patrik Serularius bu insanların Hristiyanlık için kabul edilemez şeyler yaptığı görüşündeydi. Buna misilleme mi olarak Papa 9. Leo İtalya Yarımadası'ndaki Yunan kiliselerinin faaliyetlerini durdurdu. Bu kiliseleri ya kapattı ya da Latin ibadetlerini mecbur etti. 1053'ten 1054'e geçilirken bir dizi karmaşık olay meydana geldi. Bir takım mektuplar alınıp gönderildi. Sonunda Papa 9. Leo Konstantinopolis'e bir heyet yolladı ve bu hamlenin amacı da bir amacı da şuydu: İtalya yarımadasındaki Norman istilacılara karşı işbirliği yapıp yapılamayacağını görmekti. Ama bir diğer amacı da Papa 9. Leon'un görüşünü açık etmekti. Papa diyordu ki, sizin mayasız ekmek konusunda bizi eleştirme hakkınız yok. Sizin bizim üstümüzde herhangi bir hükmünüz yok. Ben Roma'daki papayım, ben ilk havari olan Petrus'un koltuğunda oturuyorum. Ve heyetin başında bir hayli gururlu ve ilkeli biri vardı. Konstantinopolis'e girdiklerinde Patrik Serularius onlarla bir araya gelmedi bile taleplerini sert bir dille geri çevirdi. Bu yüzden heyet Konstantinopolis Patriği Serularius'un yani doğunun günümüzdeki en önemli kilisesinin liderinin aforoz edilmesine karar verdi. Hatırlarsanız Hristiyanlığın diğer önemli merkezleri Müslümanların eline geçmişti. Patrik Serularius buna misilleme olarak dedi ki: "Hop, sen beni aforoz edemezsin kardeş. Asıl ben seni aforoz ediyorum." Böylece heyeti aforoz etti. Aforoz etmek, bir kişinin artık kilisenin bir parçası olmadığını ilan etmek demek. Bu karşılıklı aforozlar gerçekleşirken, çoğu insan muhtemelen bunun bir iktidar mücadelesi olduğunu, çok da büyütülmemesi gerektiğini düşünüyordu. Ama unutmayın, bu olay yüzyıllar boyu süren, şiddetlenerek süren hem de bir ayrışmanın üstüne gerçekleşiyordu. Bir kere bir dil ayrımı vardı. Batıda Cermen krallıklarına bir meyil söz konusuydu. Doğu gerçek Roma İmparatorluğu'nun kendileri olduğunu söylüyordu. yok meselesi ve daha birçok sorun vardı ortada. 1054'te gerçekleşen bu olay Büyük Skizma veya Doğu-Batı ayrışması olarak tarihe geçti. Çünkü ayrışma bu olaydan sonra iyice kemikleşecek, kiliseler birbirinden gittikçe daha da uzaklaşacaktı. 11. yüzyılın sonunda Haçlı Seferleri başladı. Görünüşte Batı krallarının bu seferleri düzenlemekteki amacı, Bizanslıların kaybettikleri toprakları Müslüman imparatorluklardan geri almalarına yardımcı olmaktı. Ama başarılı oldukları zamanlarda bile bu toprakları Bizanslara geri vermediler ve onun yerine Haçlı Krallıkları kurdular. Ve Bizans topraklarından geçerken çoğu zaman karışıklıklara neden oldular. Geçtikleri topraklara pek saygılı davranmadılar. O kadar ki 1204 yılında yani 4. Haçlı Seferinin sonunda Haçlılar Konstantinopolis'i kuşatıp yağmalamaya ve yönetimi devralmaya ee, çalıştı. Bunu seçti, bu yolu seçti. Oysa görünürdeki amaç Müslüman topraklarını almaktı, Müslümanlardan toprak geri almaktı. 30-40 yıl sonra Bizans asilzadeleri yönetimi geri almayı başardı. Ama bu Latin ve Yunan kiliseleri arasındaki ayrışmayı iyice perşinlemiş oldu. Latin Kilisesi bugün Katolik Kilisesi olarak anılıyor ve 1,5 milyar insana hitap ediyor. Doğu Ortodoks Kilisesi ise yaklaşık 250 milyon kişinin mensup olduğu bir kilise. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.